Kolay gelsin. Nereden çıktın sen? Sana layık değil ama. Çok güzel, çok incesin. Çok teşekkür ederim. Sana bir sürprizim var. Bugün işe asabilir misin? Bugün imkansız. Yeni mal girişi yaptık da. Çok ısrar etsem yine mi imkansız? Sürprizin ne olduğuna bağlı. Canım, adı üstünde sürpriz bu, söylenmez ki. Geliyor musun benimle? Bak gör, hiç pişman olmayacaksın. Canım, işe astığına kim pişman olmuş ki zaten? Ne gibi enişte? Onur, yapma. Erkan ne söyledi size? Hiçbir şey. Hem neden Mehmet'e sormuyorsun ki abi? Bu şirkete sır yoktur aslanım. Yoktur abi. Demek ki bu da ortaya çıkar. Görüşürüz. Onur'u arasam mı acaba? Önce bir ne olduğunu öğrenelim de ararız. Şimdi telaşlandırma çocuğu da. Öksür kader. Bir daha öksür bakayım. Kızım. Anne. Yavrum. Nasılsın? Defneciğim. Kızım iyi misin? Yok bir şey. Dizim uf oldu o kadar. Hani? Ah canım benim. Ne olmuş kader? Servis kaza yapmış. Ama şükürler olsun ki kimseye bir şey olmamış. Hep bunlar Onur'un yüzünden. Yavrumun içine doğmuş gibi söyledi. Baba sen bırak diye. Allah korumuş bebeğimizi. İşte. Ah, Levent. Daha sürprizler bitmedi, hadi. Bak ben yaşlı bir kadınım, daha fazlasını kaldıramayabilirim ha. Sen yaşlı. Tabii canım, sen de yaşlısın, ne var, bu gerçeği kabul edelim artık. Hiç de bile. Aa, saçmalama. Ya herkes bize bakıyor, ne yapıyorsun? Ne var canım, yıllarca yapmadık mı sanki? Çok uzun zaman oldu ama. Ben bununla rahat edemem. Hadi hadi. Bize iki simit, iki ayran lütfen. Buyurun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim, afiyet olsun. Evet. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Yıllar ne çabuk geçiyor değil mi? O zamanlar ne kadar özgürdük. Oysa şimdi bağımlıyız işimize, ailemize. Gülsüm, nasıl soracağımı bilemiyorum ama... Hala evli misin? Ayrıldık. Peki, kaç çocuğumuz var? Bir. Doğuş adı. Evlat edindik. Ne güzel, ne güzel bir şey yapmışsınız. Annesiz babasız bir çocuğa bir yuva, bir gelecek vermek. Çok saygı duyulacak bir şey. Servis şoförünün de suçu yokmuş. Karşıdan gelen araç işte. Ay neyse ki kimseye bir şey olmadı ya. Şu işim bitsin de ben Pınar'ı arayayım. Ay amma yandı ya. Tabii bir de o hengamede hastanın birini unuttum. Bir an Defne'yi öyle gözleri kapalı yatıyor görünce panikledim. Zaten herkesle bir koşturmaca. Adamın biri de karısını getirmiş. Tansiyon herhalde. Sonra döndüğümde gitmişlerdi. Başkası ilgilenmiştir belki. Yok, gitmişler. Çok geçmiş olsun ya. Keşke bizi de arasaydınız. Sizlik bir şey yoktu ki. Biz de aldık getirdik zaten. Ucuz atlattık. Komşuya pirinç şeker dağıtsaydınız bari. Merak etme dedeciğim. Annem yaptı bile. Büyük dede. Doydum ben. Hani evcilik oynayacaktık? Seher ablanla oynamaya başla. Ben de geleceğim birazdan. Tamam mı? Olur mu cimcime? Hadi geç bakalım. Geç kalma ama.
Dizim acır sonra. Tamam tamam, hadi bakayım. Hadi bakalım. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen bir tane. Verilmiş sadakamız varmış. Neyse anneciğim, kapatalım bu konuyu. Zaten herkes gergin. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Onur, hoş geldin. Size de efendim. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Onurcuğum, bir şey söyleyeceğim ama telaşlanma. Ne? Defne'nin servisi kaza yaptı. Ne kazası? Defne? İyi iyi, bir şey yok. Sadece dizi yaralanmış, o kadar. Bana niye haber vermiyorsun Pınar? Haber verildiği zaman ilgisiz olununca gerek duyulmuyor demek ki. Ben her zaman Defne'nin yanında olmaya çalışıyorum efendim. Çalışmayacaksın, olacaksın damat efendi. Bak sabah götürmeye erindin, neler geldi başımıza. Dedeciğim, önemli bir şey değil ki. Hem adı üstünde kaza. Hiç kimseye bir şey olmamış. Bugün olmadığı yarın olmayacağı anlamına gelmez. Tedbirsizsiniz. Dedeniz haklı. Gereken ilgiyi göstermiyorsunuz kızınıza. Ben işime de aileme de gereken ilgiyi gösteriyorum. İkisine de emaneten. Onur. Lütfen bana üvey baba muamelesi yapmaktan vazgeçin. Defne benim öz kızım. Lafta öyle ama. Lafta falan değil. Ya Pınar, bir şey söylesene. Evet. Onur Defne'nin gerçek babası.